Hoş geldin ya şehri Ramazan. Ramazan'da mutlu günler, mutlu günler Ramazan'da. Ramazan'da mutlu günler Ramazan'da. Davulun sesiyle uyanıp sahura, çok şükür kavuştu Ramazan'a. Minarede mahya, sofralarda hurma, çok şükür darısı bayrama. Ailece bir telaş, hazırlıklar candıraş, sık işine az kaldı iftara. Herkesle ol arkadaş, kucak aç ve de paylaş, mutluluk yayılsın dünyaya. Aşkımızı paylaşıp tokacı alayım, onun bereketinde çok şükür. İç huzuru arınma, saygı seni hatırla, herkes aynı sofrada çok şükür. Sağlık sıhhat dineme, oruç açık dedemle, bolluk bereketine çok şükür. Elleri aç semaya, otur başla duaya, rahmeti bol boğaya çok şükür. Ramazan'da mutlu günler, mutlu günler Ramazan'da. Ramazan'da mutlu günler, Ramazan'da. Haydi selametle. Allah hayırlı işler versin. Sağ ol hanım. Çok şükür Ramazan bereketiyle geldi. İşler bir açıldı ki sorma. Maşallah. Akşam gelirken alınacak bir şey olursa haber edersin. Ha Ahmet, Emre için bir tane elif cüzü alsak iyi olur. Mukabele yaparken merakla dinliyor. Elinde bir kitabı olsun onun da. Tamam hayat. Bugün uğrayamasam bile yarın mutlaka uğrar alırım. Haydi sağlıcakla. Güle güle. Günaydın kızım. Erkencisin bugün. Günaydın anne. Ödevim var. O yüzden erken kalktım. Öyle mi? Neymiş ödevin? Yardımcı olabileceğin bir şey mi? Aslında evet. Eski Ramazan geleneklerimizi yazmamızı istedi öğretmen ama... Sanırım dedene ve ninene sorsan daha doğru olur. Ben bizim çocukluğumuzdakileri anlatırım tabii ama... bu konuda onlar hepimizden daha bilgililer. Tamam anne. Teşekkürler. Hadi sen elini yüzünü yıka. Ninen salonda kardeşini uyutuyordu. Ben de Emre'yi uyandırayım. Anlaştık. Hayırlı sabahlar nine. Hayırlı sabahlar güzel kızım. Uyudu mu Betül? Evet yavrum. Peki sana ödevim için bazı sorular sorabilir miyim? Sor tabii kızım. Eğer cevap verebileceğim şeylerse. Aslında en iyi cevapları verecek kişilerden birisin. Çünkü konumuz eski Ramazan gelenekleriyle alakalı. Öyle mi? Anladım. Neymiş peki sorun? Gelenek ve göreneklerimizi anlatır mısın? Öğretmen bunları araştırmamı istedi de. Ben bildiklerimi söyleyeyim tabii ki. Şimdi ben senin gibi küçük bir kızken çok meraklıydım. Ben de gidip hep nineme sorardım. Nine, bu akşam da dedemle birlikte Karagöz izlemeye gidebilir miyim? Tabii Şükrancığım, ama bu akşam Karagöz yokmuş. Meddah olacakmış. Dün deden öyle söylemişti. Meddah mı? O ne nine? Hani bazı geceler ben sana masallar anlatıyorum ya. Evet. İşte meddahlar da böyle topluluk önünde masallar anlatır. Başlarından geçen olayları, efsaneleri böyle taklitler yaparak, benzetmeler yaparak anlatırlar. Dinleyen herkes hem eğlenir hem de şaşar kalır. Anladım. Ne güzel. Güzel tabii ya. Bunlar hep eski Osmanlı adetlerimiz. Osmanlı'nın Ramazan adetleri saymakla bitmez. Başka neler var nine? Mesela Osmanlı döneminde bazı sokaklar neredeyse bir panayır yerine dönermiş. Büyük küçük herkes sahura kadar sokakta olurmuş. Aa, ne güzel. Güzel değil mi? Günaydın. Günaydın kardeşim. Gel bak, ninem ödevlerime yardımcı olmak için bana eski Ramazanları anlatıyor. Eski Ramazanlar mı? Evet. Gel de dinle. Kara gözler oynatılır, meddahlar izlenirmiş. Bazı sokaklar panayır yeri gibi olurmuş. Ya, çok sevdim. Yalnızca bu mu? Başka bir sürü güzellikler var. Mesela siz diş kirası nedir biliyor musunuz? Diş kirası mı? Bilmiyoruz. Anlatayım da öğrenin o halde. Bana da küçükken ninem anlatmıştı. Osmanlı döneminde varlıklı zengin kimseler yoksullar için konaklarında yemekler verirmiş.
Sonra da yemeğe gelen kişilere diş kirası adı altında hediyeler verirmiş. Neden diş kirası nine? Davete gelenler yemek yiyor ya, sanki ev sahibi onların dişlerini kiralamış gibi, benim yemeklerimi yediniz, dişlerinizi bana kiraya verdiniz, ben de sizin dişinizin kirası olarak size hediyeler vereyim dermiş. Aslında amaç yoksul kimselere yardım etmek. Ama bunu onları kırmadan, gücendirmeden yapmak için böyle bir yöntem bulmuşlar. Ne güzel. Güzel değil mi? Yani hem yoksulların karnını doyurur hem de hediyeler vererek onlara yardımda bulunurlarmış. Hem de diş kirası veriyoruz diyerek kimseyi incitmeden, gücendirmeden, mahcup etmeden yardım ederlermiş. Öyle mi nine? Aynen öyle güzel kızım. Biz de diş kirası verelim nine. Güzel mi? Sevdin mi bu adetimizi? Çok. Peki başka ne gibi geleneklerimiz varmış nine? Aslında pek çoğu hala sürmekte bu güzel geleneklerimizin. Çok şükür. Ramazan davulcusu, sofralarda pide bulunması, güllaç yapılması. Aa, minarelere asılan mahyalar da eski bir gelenek değil mi nine? Evet kızım. Hem eski hem de çok güzel bir gelenek. Birlikte bu mutluluğu paylaşmamıza vesile olan güzelliklerden biri. Başka nine? Başka neler varmış? Hani ben şerbet kaynatıyorum ya. Evet. Onun nereden baksan bak 600 yıllık bir geçmişi olduğunu biliyor musun? 600 yıl mı? Evet. Tarçın, zencefil, gül, ayva, lavanta, çeşit çeşit şerbetler kaynatılır. Bu şerbetler... Evet nine, bu şerbetler... Bu şerbetler teravih namazının çıkışında dağıtılırmış. Aa, neden? Hem dayanışma ve paylaşma örneği olarak hem tüm gün oruç tutan kimselerin ağızları tatlansın, susuzlukları gitsin diye. İftardan hemen sonra teravih namazı kılan kişiler de bu şerbeti lıkır lıkır içermiş. Annecik, lıkır lıkır. Ha, ne oldu Cevher, canın mı çekti? İlahi. Oo, Şükran Hanım. Toplamışsın torunları yanına. Tabii keyfin yerinde. Yerinde tabii ya, çok şükür. Kuzularımla bir arada olurum da keyfim yerinde olmaz mı? Dede, babaannem eski Ramazan geleneklerimizi anlatıyor. Biz de diş kirası vereceğiz. Oo, diş kirasını öğrendin demek. Peki zimem defterini duydunuz mu? Yo. Zimem defteri eski Ramazan geleneklerimizin en güzellerinden biridir. Osmanlı döneminde varlıklı kişiler yoksul mahallelere gidip esnafa borcu olan kişilerin borcunu ödermiş. Üstelik hiç tanımadıkları kişilerin. Tabii ya. Hem de kim olduklarını, nereden gelip nereye gittiklerini de söylemezlermiş. Yani öyle bir iyilik yaparlarmış ki sağ elin verdiğini sol el görmezmiş. Ne kadar güzel adetlerimiz var. Evet, çok sevdim hepsini. Bu adetler yaşadıkça, yaşatıldıkça güzel çocuklar. Bakın bana ninem anlatırdı, ben de sizlere anlattım. Siz de kendi torunlarınıza anlatacaksınız. Bu şekilde nesilden nesile yayılıyor işte adetlerimiz. Böylece yaşamaya, yaşatılmaya devam ediyor. Bu değerler bizi, biz yapan kıymetli hazineler çocuklar. Bu güzelliklerimize sahip çıkıp yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. Bunların hepsini ödevimde yazacağım dede. Çok şükür pırlanta gibi torunlarımız var Asım Bey. Maşallah. Allah cümlenin evlatlarıyla birlikte bizimkileri de korusun. Amin. Ne yiyoruz akşama bakalım iftara? Oho Asım Efendi. Sen de durup durup yemek soruyorsun. O sofraya birlikte oturalım, sağlıkla, sıhhatle bir arada olalım da Allah ne verdiyse yeriz. Babacım, yemek, yemek. Aha bu da hemen babasına arka çıkar. Davul sesiyle uyanıp sahura, çok şükür kavuştu Ramazan'a. Minarede mahya, sofralarda hurma, çok şükür.
karısı bayrama. Ay gece bir telaş, hazırlıklar candıraş. Sık işini az kaldı iftara. Herkes de ol arkadaş, kucak aç ve de paylaş. Mutluluk yayılsın dünyaya. Ramazanda mutlu günler, mutlu günler Ramazanda. Ramazanda mutlu günler Ramazanda.